Değerli başkanlarım, değerli arkadaşlarım, kooperatifçilik mevzusu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Mustafa Kemal Paşa'ya gelişimizin nedeni, Kemal Paşa'da 29 tane kooperatifimiz hem süt işi yapıyor. Evet. Evet, sınırlı sorumlu Bursa bölgesi ormancılık kooperatifleri Bursa, Bilecik, Yalova, Orkop, İlham İlham Başkan. Kendimi böyle takdim edeyim arkadaşlar size. Bizim buraya gelişimizin nedeni Mustafa Kemal Paşa'da 29 tane köyümüzün hem orman üretim işlerini hem süt üretim işlerini yapan kooperatiflerimizi bir araya getirmek vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Şimdi bizim biraz sonra dağıtacağımız evraklarda orman üretim envali, üretim işçiliği ve süt üretimi yapan kooperatiflerimizin tespit edilmesini, yani güncelleme. Nedir bu? Orman üretim işçiliği derken biz mesleki yeterlilik kurumunca şu an ORKOP üzerinden belgelendirileceğimizi tekrar, bununla ilgili eğer 11 Kasım'a kadar süre uzamaz ise 11 Kasım'dan sonra biz orman üretim işçisi sıfatını da alamayacağız. Yani ormana da giremeyeceğiz. Bu ormanları eğer biz resmi olan damgalı envallerimizi almak istiyorsak bu belgeyi herkes alacak. Bunun startını verdiler. Bu bizim Kemalpaşa'da geciktik. İnegöl'de geciktik. Kayın üretimi olan yerlerde geciktik. Gecikmemizin nedeni, ben şunu da söyleyeyim, birazcık da herhalde suç bizde diyorum. İtiraf ediyorum. Biz bu sürenin uzayacağını ve daha önce bu aldığımız belgelerin geçerli sayılacağınızı sayacaklarını da ümit ederek bu konuda biz geç kaldık ama verilen hak geri alınmaz dediler. Biz bu eğitimleri aldık ama bu AKVO eğitimi dedikleri önden alınan bir sertifikaymış. Şimdi gerçekten de uluslararası düzeyde bir orman üretim işçisi olacağız. Eğer bunu biz 11 Kasım'a kadar becerirsek becereceğiz. Avrupa Birliği ve İşsizlik Sigorta Fonu destekli. Bu 120 TL'ye tekabül eden rakam her köyden bir kişi değil. Tabii ki bir köyde 20 kişi de var, 30 kişi de var çalışan. Her köylüden 1120 lirayı alıp bu sertifikalandırmak bize zor gelse de yapmak zorunda olduğumuzu ifade etmek için burada. Yani Mustafa Kemal Paşa kayın bölgesi üreten bir bölge. Eğer kayın üretimi dediğin zaman şu an 11 Kasım herhalde kış birimi 1 Ekim'de başlayacak bizde. 30 Nisan son gün diyecekler. Peki erken üretim birimi hakkından nasıl yararlanacağız? Bu belgeyi alırsak yararlanırız. Yoksa orman idaresi bunun neresinde bu belgeleri alacaksınız diye bizi mecbur koşuyorlar. Almayanlara iş vermeyeceğiz diye şart koşuyorlar. Yani buradan ben şimdi yetkililere sesleniyorum. Ya bizim 11 Kasım'daki süremizi uzatın biraz, nefes alalım. Bu insanlarımız sıkıntıya gelmesin. Biz her köye tek tek çıksak, her köye bir gidişimiz gelişimiz bir gün iki günümüz alır. Bu evrakları bizzat elden getirip dağıtmayı sizlere kendimizdeki üzerimizdeki borcu sayıyoruz. Bu vesileyle buraya geldik. Hem güzel oldu. Basınımız da burada. Teşekkür ediyorum. Bu arada işte bir sabah kahvaltısında buluştuk. Geldiniz bizleri kırmayarak. Gerçekten teşekkür ediyorum. Kemal Paşa gördüğüm kadarıyla salon dolu. Yani bu da 29 tane köyün başkanı. Burada Karaca Bey de var içimizde. İşletmeye karşı biz sorumluyuz. İş alırsak onlar bize nasıl işi vereceklerini bilmeyen arkadaşlarımız varsa tekrar söylüyorum. İşletme şefimize ve müdürlerimize bize işi 11 Kasım'dan sonra niye vermeyeceksiniz diye sorsunlar. Biz şimdi startı verdik. Başka bir kuruluşlar da var. ORKOP üzerinden bu belgeleri vereceğiz, belgelendireceğiz diyoruz ama başka yan kuruluşlar da var. Belgelendirilmiş kuruluşlar da var. Ama ilk diyorum buna. Bursa ORKOP, Ankara ORKOP. Yani Ankara Merkez Birliği ORKOP tek yetkili kurum. Mesleki yeterlik belgelendirme sınavlarını kabul edecek seviyede olan ORKOP Merkez Birliğimiz.
Bu da mesleki yeterlilik birim kurum başkanlığı tarafından belgelenecek bu. Bizim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızda da bir dilekçemiz var. Bu eğer orman üretim işçisi sıfatını elde ettiğimiz zaman biz harbiden orman üretim işçisi olduk mu diyelim. Olalım. Tamam. Eyvallah. Sigortası olmayan kişilere de sigorta bedelinin yarısını devlet tarafından karşılanmasını talep ettik. Ha bu talebimiz yerinde miydi? Tabii ki yerinde. Ormana giden kardeşlerim var. Sigortam yok diyor. Başına bir şey kaza gelse kooperatifimi sorumlu tutacaksın veyahut da efendim işletmeyi mi sorumlu tutacaksın? En azından devletimiz bunun %50'sini sponsor etse biz %50'sini kooperatifler olarak öderiz dedik. Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda böyle bir talepteki dilekçemiz masada duruyor. Ha bu gündeme gelir mi? Nasıl gelir? Nasıl işlerler? Onu ben bilemem. Değerli büyüklerimiz, siyasetçilerimiz bunu değerlendirir. Biz de daha bunun üstünde duruyoruz, çalışıyoruz. İnanıyorum ki yarın öbür gün orman işçisi sıfatını aldığımız zaman sigortasız insan kalmayacak diye düşünüyorum. Türkiye'mizde ve Mustafa Kemal Paşa'da faaliyet gösteren Türkiye Azerbaycan TV'sine, bizim Ümit TV'sine bizim de sesimiz oldu bu vesileyle. Kemal Paşa'da ilk herhalde benim bu toplantıyı yaptım. Böyle değil. Geniş çaplı toplantılar yaptık ama TV'ye çıkmam ilk burada. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi bir sesimiz olsun istiyorum. Değerli başkanımız, siz çok değerli kooperatif başkanları. Şunu unutmayalım. Türkiye'nin önünü açacak kooperatifçiliktir. Orman kooperatifleri, süt kooperatifleri Türkiye'yi ayağa kaldıracak tek kooperatiflerdir. Birlik olalım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi iri olalım, diri olalım, birbirimize sahip çıkalım. Ben hepinizden şunu istiyorum. Gerçekten birleşirsek istediğimizi alırız. Toplantılara mutlaka katılın. Bizi de davet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Beni birçoğunuz tanıyorsunuz. Ve südünüz olan, südü olan bütün kooperatiflere de birleşmeyi çağırıyorum. Eğer biz birlik olursak, beraber olursak hep önde gideriz, bir numara oluruz.